Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. 90 ders ait matematik kampının geldi 40. dersine ve trigonometride de 9. dersimiz arkadaşlar. Bu dersimizle beraber ne yapıyoruz? 11. sınıf trigonometrisini tamamlıyoruz. Dur bir ya 40 dedim ben ya farkında mısınız? 40. dersi tamamlıyoruz. Kampın neredeyse yarısını tamamladık. Bundan sonra e, bir tane toplam fark dersim kaldı. Bir tane yarım açı dersim kaldı. Bir tane toplam fark yarım açıyla bir ders daha yapacağım. Etti 3. 2 tane de denklem dersi yapacağım. 5. Yani 45 dersle beraber biz trigonometri bitirmiş oluyoruz. Süper süper süper. Yani trigonometrinin sonunda kampın yarısı tamamlanmış olacak ve isterseniz şimdi ne yapalım? Önce 11 sınıf derslerini tamamlayalım. Ondan sonra da kampın yarısını tamamlayalım. Tamam? Hadi bakalım dersimize geçelim. Şimdi bu dersimizde ters fonksiyonlardan bahsedeceğiz. Ee, yaklaşık 4 sayfa ve kaç tane sorudan oluşuyor? 19 tane sorudan oluşuyor ama galiba şu ilk soruları gözlemlediğiniz zaman şu sorular bolca şıklı yaklaşık hasta 18-19 soru belki ama 25-30 soruya kadar çıkacağız. O yüzden bu ne demektir? Dersimiz uzun sürecek demektir. Çayınızı kahvenizi alın. Tamam mı? Güzel güzel ters trigonometrik fonksiyonlar yapıyoruz. Hazır olun. Hadi başlıyoruz. Şimdi bir fonksiyon tersini alınması için ne lazımdı bize güzel kardeşim? Bire bir örtü olması lazım. Biz geçen dersimizde ne çalıştık? Trigonometrik fonksiyonların grafiklerinden çalıştık. Şimdi o zaman bak şöyle dandikten bir sinüs fonksiyonu grafiğini çizsem. Bu daha devam ediyor değil mi böyle? Bak bu fonksiyon birebir değildir. Ne yapıyorduk? Y ekseni Biz bunu fonksiyonları öğrenmiştik. Y ekseni dikmeler çektiğimizde grafiği yalnız bir noktada kesmeliydik. Bakın mesela atıyorum pi bölü 3'te değil mi? Atıyorum bir de kaçta? Pi bölü 3 60 bir de 120'de. Bir de 390, 304, 390, 420'de hep aynı açıları alıyor. E bu nedir? Bu fonksiyon birebir değildir. İşte o zaman biz ne yapıyoruz biliyor musun? Bilim şöyle ilerliyor. Önüne bir engel çıkıyor mu? tamam kardeşim bunu da böyle diyelim. Buna da böyle diyelim. Mesela atıyorum nasıl? X kare eşittir eksi 4. Bir sayının karesi eksi 4 olmaz. Reel sayılarda eksi 4 diye bir, bir sayının karesi eksi 4 olamaz. Hadi diyoruz ki o zaman. I eşittir kök eksi 1 olsun. Diyerek ne yapıyoruz? Önümüze çıkan engelden kurtuluyoruz. Böylece neyi buluyoruz? Karmaşık sayıları buluyoruz. Şimdi Trigonometrik da tersini alabilmek için fonksiyonları ne yapalım? Kısıtlayalım. Kısıtlayarak fonksiyonların tersini alalım. Yani bizim normalde trigonometrik fonksiyon şeyde trigonometrik fonksiyonları sinüse biz istediğimiz açıyı yazabiliyorduk değil mi? Reel sayılardan eksi bir bir kümesine tanımlıydı bizim fonksiyonumuz. Böyle olunca örten oluyordu. İsterseniz reel sayılardan reel sayılara tanımlarsınız. Şimdi ben fonksiyonu ne yapmak istiyorum? Birebir örten yapmak istiyorum. O zaman gelin eksi 90'dan 90'a kadar şu şakat şu şekilde fonksiyonu ne yapalım? Kısıtlayalım ve böylece fonksiyonu ne yapalım? Birebir yapalım. Bakın eksi birden bire kadar ne alacağız biz? Görüntüler alacağız. Bu arada da örten oluyoruz. Bakın eksi 90 ile 90 arasından eksi 1 ile 1 arasından tanımlarsam fonksiyon ne olmuş olur? Hem örten olmuş olur hem de birebir olmuş olur. İşte biz bu fonksiyona biz sinüs x dersek ve bu fonksiyonun tersini alırsak yani tanım ile değer kümesi yer değiştirirse karşımıza ne çıkar? Fonksiyonu tersi olan, fx fonksiyonu tersi olan arksinüs x fonksiyonu çıkar. Ve böylece ne yapmış oluruz? Önümüze çıkan engelden kurtulmuş oluruz. Sinüs fonksiyonu tersini almış oluruz. Bakın şöyle şunları dolduracağım şimdi. Şuraları. X 90, 90. Tamam mı? Şimdi benim fonksiyonum buralarda sonuçlar almalı. Arksinüs. Nasıl yani hocam? Şimdi bak güzel kardeşim. Normalde sinüsün içine sen ne yazıyorsun? Açı. Karşılığında ne görüyorsun? Değer. Şimdi sen bu ikisini yer değiştirirsen o zaman arc sinüs içine sen ne yazacaksın? Değer. Karşında ne göreceksin? Açı. Arc sinüsün ne olacak? Açı olacak. Senin açın da nerede olmalı? Eksi 90 ile 90 arasında olmalı. Bak burası işte çok önemli bilgi. Bu kuraları ben artık yuvarlak için alacağım. Köşe taşımız bizim burası olacak. Tamam. Bak normalde içi ya dışı yer değiştiriyorsun. Bak İçiyle dışını yer değiştirdiğiniz zaman fonksiyon neye dönüyor? Mesela fx eşittir y'ydi. Sen bunun ikisini yer değiştirdin. Ne oldu? f'in tersine y eşittir x oldu değil mi? Senin fonksiyon f'ti. Adı ne oldu? f'in tersi oldu. Burada da senin fonksiyon özel bir fonksiyon. Sen ona isim takmışsın. Demişsin ki senin ismin sinüs lan demişsin. O zaman o da sana demiş ki o zaman benim tersim de arc olsun demiş. Gördüğünüz gibi bakın tersi de özel bir fonksiyon. Biz o zaman içiyle dışını yer değiştirdiğimiz zaman Bizim fonksiyonumuz neye dönüyor? X dışarı çıkıyor. Y de içeri girdiği zaman sinüs oluyor sana arc sinus. Yani ne yapmış oluyoruz? Fonksiyon tersini almış oluyoruz. Bak şimdi bunu yazıyorsun abicim. Çok önemli. Ters trigonometrik fonksiyonlarda arc sinüs, arctanjant kosinüs, arc hiç fark etmez. Tamamında Ark gördüğün her şeye isim veriyoruz. Bunun çözme tekniği bir taktiği bu. Ark gördüğün her şeye isim vereceksin. Bak nasıl yapılıyor anlatayım sana şimdi. Arc sinüs 1 bölü 2 mi? Gidiyorsun buna x'sin kardeşim sen diyorsun. Gel içiyle dışını yer değiştirelim. O zaman sinüs x ne yaptı? 1 bölü 2 yaptı. Peki x ne zaman 1 bölü 2'dir? 30 derecede. Bitti. Yani aslında 30 derece derken pi bölü 6'da. Hocam şimdi senin bana soracağın soruyu ben hemen cevaplayacağım sana. Hocam 5 pi bölü 6 yani 150 derece olmaz mı? Ya da şıklar 150 derece varsa ben işaretlemeyecek miyim? İşaretlemeyeceksin. Niye? Çünkü sen, sen sen sen, fonksiyonu ne yaptın? Kısıtladın. Dedin ki x 90 ile 90 arasında olacak dedin. O zaman sen bunun tersini aldığında senin göreceğin değerler nerede olmalı? x 90 ile 90 arasında olmalı. Ama hocam aynı açı aynı değere denk geliyor. Bana ne oğlum? Denk gelirse gelsin. Senin fonksiyonun mesela atıyorum e, pi bölü 6 burada. 5 pi bölü 6 burada. Bakın aynı yere denk geliyor ama o aslında farklı elemanlar. Yani aslında denklemimizin çözüm kümesinin farklı elemanları. O yüzden biz 5 bölü 6 yazamayız. Bizim tanım kümemiz arc sinüsün, görün daha doğrusu e, sinüsün tanım kümesi x 90 ile 90 arasında ark sinüsün görüntü kümesi x 90 ile 90 arasında olduğu için biz ne diyeceğiz? Birinci bölgeden seçebilirim. İkinci bölgeden bir açı seçemem. Tamam. O zaman bizim sonuçlarımız nerede olacak? Dördüncü bölgede ve birinci bölgede olacak. Yalnız dördüncü bölgede de ben bunu eksi söyleyeceğim. Bak devam edelim. Arx anlayacaksın birazdan. Arx sinüs kök 3 bölü 2. Sen kardeşim alfasın. Yer değiştirdim. O zaman sinüs alfa ne yaptı? Kök 3 bölü 2 mi yaptı? Aynen. Peki sinüs ne zaman kök 3 bölü 2'dir? 60'ta. Yani pi bölü 3'te. Bak bunun cevabı pi bölü 3 geldi. Devam edelim. Bak şimdi buna ne diyelim? Beta diyelim. Gel bu ikisini yer değiştirelim. O zaman sinüs beta ne yaptı? Eksi 1 bölü 2 yaptı. Şimdi diyorum ki Sinüs ne zaman eksi 1 bölü 2'dir? Ben önce şöyle yapıyorum. Sinüs ne zaman 1 bölü 2'dir? 30'da değil mi? Ama ben bunu söylerken ne demiştim? Eksi 90 ile 90 arası söyleyeceğim demiştim değil mi? O yüzden benim beta değerim eksi 30 derece olmalı. 330 da diyemezsin buna. Şıklarda 330 derece varsa bu da gitti. Olmaz. Olacak şey ne güzel kardeşim? Eksi 30 derece olması lazım. Tamam. Çünkü biz fonksiyonu kısıtladık. Tekrar söylüyorum fonksiyon kısıtlandı. Nerede? Bak burada. Senin 330'u nerede? Anasının gözünde. Öyle bir yere gitmiyorsun ki sen. Öyle bir şey yok sende. Tanımlı değil orada. Hayallerin yok orada. Anladın mı? Anlaştık. O zaman kosinüs arc sinüs 2 bölü 3. Hoca ne demişti bana? Arc gördüğün her şeyi isim ver demişti. Gidiyorum buraya isim veriyorum. Sen kardeşim alfasın diyorum. Bu adam bana ne soruyor? Kosinus alfayı soruyor mu? Alta geçiyorum. Arc sinüs 2 bölü 3 eşittir alfa. İkisini yer değiştirdim. O zaman sinüs alfa ne yaptı? 2 bölü 3 yaptı mı? He, o zaman sinüsün 2 bölü 3 olduğu yerde kosinüs nedir diye soruyoruz. O zaman bir üçgen çiziyoruz. 2, 3, burası alfa olsa 9'dan 4 çıkar 5, kök 5. O zaman kosinüs alfa ne yaptı? Komşu bölü hipotenüs. Kök 5 bölü 3 yaptı. Peki hocam doğru mu? Evet sinüsün pozitif olduğu yer neresi? Birinci bölge. Kosinüsün de birinci bölgede pozitif. O zaman açıda bir değişiklik olmayacak. Tamam. Art sinüs, sinüs pi bölü 3. Kaç bu? Sinüs 60. Sinüs 60 ne? 1 bölü, hop salladım. Kök 3 bölü 2. O zaman biz buraya alfa diyoruz. Bu ikisini yer değiştiriyoruz. Sinüs alfa ne yapıyor? Kök 3 bölü 2 yapıyor. O zaman benim cevabım ne geldi? Yine pi bölü 3 geldi. Hocam o zaman bunlar birbirini götürürse, pi bölü 3 kalsa desem olur mu? Bence olur. Ama velaki burada adama gol atarlar. Dikkatli olmak lazım. Hocam F ile F'in tersi birbirini götürdüğü zaman birim fonksiyon oluyor diye sen arkla sinin ark sinüsle sinüs hemen yan yan ol diye götürme. Bak bir alttakine dikkatli bak. Neden? Çünkü senin mesela bunları birbirine götürdün. Sen dedin ki 3 bölü 4 oradan gol yersin. Neden? Çünkü senin ark sinüsün değer kümesinde 3 bölü 4 diye bir şey yok. Anladın mı? Orada gol yiyeceksin. O yüzden biz şöyle yapacağız. Sinüs 3 bir bölü 4 nedir? İşte ikinci bölgede 135 kök 2 bölü 2'dir. Sen sinüsün pozitif olduğu kök 2 bölü 2 kaçıncı bölgede? Birinci bölgede. Birinci bölgedeki açıyı yazacaksın. Yani sen buna pi bölü 4 diyeceksin. Çünkü senin sorun şu artık. Ark sinüs kök 2 bölü 2'ye döndü. Sen bunu alfa diyorsun. Yer, değiştiriyorsun o zaman sinüs alfa eşittir kök 2 bölü 2 Senin ark görüntü kümesi eksi 90 ile arasında olduğu için senin sonucun 3 pi bölü 4 gelemez. Buradan gol yersin. Tamam mı? Ona dikkat et. Sen o zaman ne diyeceksin? 3 pi bölü 4'te sinüs pozitifti ya. O zaman sinüsün pozitif olduğu diğer bölge ne? Normalde birinci bölge. Birinci bölge ark sinüste de tanımlı. Tamam okey. Birinci bölgedekini söyleyelim o zaman biz diyeceğiz. Yani biz orada seçme hakkımızı bu tarafa kullanacağız. Lapur lapur sen bunları götürürsen şşş, tokatlarlar seni ona göre. Ark kosinüs fonksiyonu. Ben şimdi bu kadar uzatmayacağım hepsini tamam mı? Ark sinüsün kısıtlanmış olduğunu, aslında bütün trigonometrik fonksiyonların kısıtlanarak ters fon ters trigonometrik fonksiyonları bulunduğunu söyleyeceğim ve bana sadece şu kısmı lazım. Bakın ark kosinüste yine kısıtlanmış bir fonksiyon yine aynısı. Yalnız kısıtlanırken biz nereye bakacağız? 0 ile pi arasına bakacağız. O zaman bizim ar kosinüsümüzün karşılığı nerede değerler almalı? 0 ile pi arasına değerler almalı. Hocam ben bunları aklımda nasıl tutacağım diye soracak olursa ben genelde şöyle tutuyorum. sinüsün artı olduğu yerlerde ark kosinüsün değerleri var. Yani yukarıda 0 ile pi arasına sonuçlar alacak ark kosinüs. Kosinüsün pozitif olduğu yerlerde de ar sinüsün değerleri var. Yani x -90'dan 90'a kadar. Biz ne yapıyoruz? Ark gördüğümüz her şeye isim veriyoruz. Ozan kardeşim sen alfasındır diyoruz. Hemen bu ikisini yer değiştiriyoruz. Ozan kosinüs alfa ne yapıyor? 1 bölü 2. Kosinüs ne zaman 1 bölü 2'dir? 30'da mı 60'da mı? 60'da. Ozan cevabımız ne geldi? Geldi. Pi bölü 3 geldi. Hemen buna beta diyoruz. Bu ikisini yer değiştiriyoruz. Ozan kosinüs beta ne yapıyor? Kök 3 bölü 2 yapıyor. Kosinüs ne zaman kök 3 bölü 2'dir? 30'da. Ozan buna pi bölü 6 diyoruz. Bak şimdi Buna isim veriyoruz. İstisnasız, itirazsız hep aynı şeyi yapacağız. O zaman diyoruz ki kosinüs alfa eşittir eksi 1 bölü 2. Şimdi kosinüs alfa eksi 1 bölü 2 hocam ikinci bölgede de olur, üçüncü bölgede de olur. Yalnız benim ark kosinüsümün görüntüleri burada olmalı. O zaman benim açımın karşılığı ikinci bölgede olmalı. Şimdi ben şunu şöyle yapayım. 1 bölü 2 ne zaman alır kosinüs? 60'ta. İkinci bölgedeki 60 nedir? 120'dir. O zaman alfa ne yapar? 2 pi bölü 3 yapar. Tanjant ark kosinüs 1 bölü 5. Hoca sana ne dedi? Ark gördüğün her şey isim ver dedi. Git dedi buna isim ver. Adam sana ne soruyor? Tanjant alfayı soruyor mu? Soruyor. Sen burada bir change yaptın. Takasladın içiyle dışını. Kosinüs alfa 1 bölü 5 geldi mi? Geldi. kosinüsün 1 bölü 5 olduğu yerde sana ne diyor? Tanjant nedir diyor. O zaman bu 2 kök 6 mı geliyor? O zaman tanjant alfada ne oldu? 2 kök 6 bölü 1 oldu. Buna gerek kalmadı. 2 kök 6 oldu. Tamam. Mesela ark kosinüs kosinüs. Hocam bunlar birbirini götürür. Şimdi bakalım pi bölü 3 kosinüsün ark kosinüsün görüntülerin olacağı yer mi? Birinci bölge evet olacağı yer. O zaman direkt hiç düşünmeden pi bölü 3'tür derim. Bak şimdi bunları birbirini götürdüğünde eksi 3 pi bölü 4 ark kosinüsün görüntülerin olacağı yer mi? Yok. Ark kosinüs nerede görüntüler alacaktı? Sıfırla pi alacaktı. O zaman şöyle yapalım. Kosinüs kaç bu ya? Eksi 135 mi? 360 ekle soner buna. 200 kaç yapıyor? 225 mi yapıyor? 225 yapıyor. Şimdi burada kosinüs ne? Eksi. O zaman kosinüsün eksi olduğu yer neresi? Burası. Ben bunun buradaki de aynı değere sahip olan buradaki açısını söyleyeceğim cevap olarak. Şimdi burası 45'in olduğu yer aslında değil mi? 3. bölgedeki 45. Peki ikinci bölgedeki 45 ne? E, o da 135 derece. Yani kaç yapıyor? E, pi bölü 4. 3 pi bölü 4 mi yapıyor? Evet 3 bölü 4 yapıyor. O zaman cevabımıza geldi? 3 bölü 4 geldi. Hocam nasıl 3 bölü 4 geldi? Bak tekrar söylüyorum. Sinüsün, kosinüsün, tanjantın, kotanjantın içine biz açı yazarız. Sonuç olarak değer buluruz. Ark içine değer yazarız. Ne buluruz? Açı buluruz. Ark kosinüs sormuş mu? Sormuş. Sonuçta açı olarak bulduk mu? Bulduk. Hadi bakalım devam ediyoruz. Geldik ark tanjant fonksiyonuna. Ark tanjant fonksiyonu da aynı şekilde kısıtlanmış bir fonksiyon. Yaz ben fonksiyonu kısıtlarken Yine aynı mantıkla sinüsün olduğu gibi yapacağım. Yalnız eksi 90 ile 90 arası diyeceğim. Yalnız eksi 90 ve 90 değerlerini alamayacak. Çünkü tanjant 90 ve eksi 90 değerlerinde tanımsız olmuş oluyor. Değil mi? Aynı şekilde burası zaten yanlış olmuş. Burası tanjanttı. Art tanjant diye olacak. Anlaştık mı? O zaman sinüsün e, ve tanjantın yani arc sinüsün ve art tanjantın görüntü kümeleri hemen hemen aynı. Sadece x90 ve 90 değerlerini arctanjantta ne yapamıyoruz göremiyoruz. Ark gördüğümüz soruların tamamında ne yapıyormuşuz? İsim veriyormuşuz. O zaman buraya alfasın sen diyoruz. Bu ikisini yer değiştiriyoruz. Tanjant alfa eşittir 1 oluyor. O zaman alfa ne yaptı güzel kardeşim? 45 derece yaptı. Gibi. Diyoruz ki sen kardeşim alfasın. Sen yer değiştir. O zaman tanjant alfa ne yaptı? 1 bölü kök 3 yaptı. Tanjant ne zaman 1 bölü kök 3'tür? 30'da mı? O zaman pi bölü 6'sın sen diyoruz. Mesela buna ne diyoruz? beta diyoruz. Yer değiştiriyoruz. Tanjant beta ne yapıyor? Eksi 1 yapıyor. Şimdi normalde tanjant ne zaman 1'dir? 45'te. Ama ben nerede söyleyecektim onu? Dördüncü bölgede. Ama dördüncü bölgede söylerken ben onu nasıl söyleyeceğim? Eksi pi bölü 4 diye söyleyeceğim. Çünkü benim kosinüsün değer görüntü kümesi neydi? Eksi 90 ile 90 açık aralığındaydı. Ark gördüğümüz her şeyi isim veriyoruz. Sen kardeşim alfasın diyoruz. Sana sinüs alfayı soruyor diyoruz. Burada bir change yapıyoruz. Tanjant alfa ne geliyor? 2 bölü 3 geliyor. Buradan buraya geçiş yapıyoruz. Bir üçgen çiziyoruz. Tanjant alfa 2 bölü 3 ne demek? Karşı bölü komşu demek. Hipotu ne yapıyor bunun? Son aracı nurlu sayısı. Kök 13 yapıyor. O zaman sinüs nedir? Karşı bölü hipodur. Yani 2 bölü kök 13'tür. Tamam. Ark tanjant çıt çıt gitti. Peki tanjant 60 olur mu? Olur abi. O zaman cevap 60'tır. Yani art tanjantın tanım görüntü kümesinde pi bölü 3 var mı? Var. Birinci bölge çünkü. Var. Problem yok. Peki burada tık tık yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz? Çünkü bizim art tanjantımızın görüntü kümesi burada olacak. O zaman bak burası biraz kafa karıştırmış olabilir. Biraz yavaş gideyim burada. Şimdi tanjant 135 eksi 1 değil mi? Tanjantın eksi olduğu yer neresi? Burası. Ben buradaki bu açıdaki eksi 1'i söyleyeceğim. Yani benim açım ne olacak? Eksi pi bölü 4 olacak. Bir değeri nerede alıyorsun? Pi bölü 4'te alıyorsun. Dördüncü bölgedeki bir değeri hangi açıyla tekabül ediyor? 45 ama eksi 45 ile. Tamam. Şimdi bu tarafta ark kotanjant var ama müfredatımızda ark kotanjant olmadığı için ben ark kotanjantı işlemiyorum. Sizin karşınızda da bununla ilgili soru gelmeyecek arkadaşlar. Şimdi konu anlatımımızı yaptığımıza göre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane soru çözeceğiz bu konuyla ilgili. Tamam mıyız? Hazır mıyız? O zaman çayımızı kahvemizi taze edilsek. Hadi bakalım vira bismillah diyoruz. Beşinci soruyla dersimize devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi hoca ne demişti? Ark gördüğün her şeyi isim ver demişti. Bu konunun temel taşı bu. Şimdi gidiyorsun buna alfa diyorsun. Hiç düşünmüyorsun. Hocam buraya da beta diyeyim. Oğlum manyak mısın lan sen ikisine de alfa diyeceksin. Niye? Çünkü ortada eşitlik var. İkisi de alfa. O zaman soldan ne geldi? Tanjant alfa eşittir x geldi. Ne yaptık hocam? İçi dışını yer değiştirdik. Sağdan ne geldi? Kosinüs alfa eşittir 5 bölü 13 geldi. Peki sana ne soruyor? Tanjant alfayı mı soruyor? E sen kosinüs alfayı biliyorsun. Çiz üçgeni. Bak keyfine. Çok kötü bir oranlı çizdim. 5, 12, 13. Burası alfa. Ne soruyor? Tanjant alfayı soruyor değil mi? O zaman tanjant alfa neye eşitmiş? 12 bölü 5'e. Yani x nedir arkadaşlar? 12 bölü 5'tir diyebiliriz. Tamam. Yani ne yapıyoruz? Ark gördüğümüzde isim veriyoruz. Geldik 6'ya. Ark gördüğünüz her şeyi isim veriyorsunuz değil mi? Evet. O zaman buraya alfa, buraya beta dedik. Bu kızan bana sinüs alfa artı betayı soruyor. Hadi bakalım. Kazamız mübarek olsun. Şimdi şurada bir change yaptık. Kosinüs alfa eşittir. Eksi 1 dedik. Kosinüs ne zaman eksi 1'de? 180 değil mi? O zaman alfa ne yaptı? 180 yani pi. Hocam o zaman şunu pi yapalım ya. Hiç bızıklamayalım. Sinüs pi artı betayı soruyor. E bu sinüs beta demek ama eksilisi. Vay. Bir tanesini bulduk. Şimdi şurada bir change yapalım. Tanjant beta neymiş? 2 bölü 3 müymüş? O zaman çiziyoruz üçgenimizi. Karşı, komşu, hipo. O zaman burada ne yapıyoruz? Sinüs beta'yı buluyoruz. Sinüs, şimdi açımız buydu. Sinüs neydi? Karşı bölü hipo. 2 bölü kök 13. Önüne de bir tane eksi koyalım mı? Koyalım. O zaman cevabımız ne gelsin? Eksi 2 bölü kök 13 gelsin diyebiliriz. Bu da altın sorumuzun cevabı arkadaşlar. Ay bu arada bir şey söyleyeceğim ya. Biz şimdi 3 gün boyunca fuardaydım biliyorsunuz. 4'ünde, 8'inde, 11 11'inde. Fuarda kampı takip eden öğrenciler geldi yanıma. Onlarla tanışma fırsatı yakaladık. Çok da güzel oldu bence. Hem benim motivasyonum arttı. Bence o arkadaşların da motivasyonu arttı. Gözleri içleri gülüyordu hepsinin. Çok hoşuma gitti açıkçası. E, Gönül ister ki herkesle tanışabilirim, görüşebilirim, yüz yüze yapabilirim ama... ...inanın bana kalbim, gönlüm hep sizinle arkadaşlar. Bütün desteğimi sağlamaya çalışıyorum elimden geldiğince. E, bu fuarda e, böylece kendi motivasyonumu da acayip yükseltmiş oldum. E, bu, bu gazla ben bayağı giderim ben size söyleyeyim. Bu arada çaktırmadan da evet bu fuardan dolayı biraz böyle... ...derslerimiz aksadı gibi gözükebilir ama bizim planlamamıza göre... ...bu hafta itibariyle biz ne yapıyoruz... Yani 11 11 7, hakte 18 matematik durdu. 18 haftasının sonuna kadar biz trigonometri tamamlamış diye planlamış olmamız gerekiyor. Bitirmemiz gerekiyor. Zaten de bu hafta biz onu ne yapacağız? Tamamlayacağız. Hani bir dersin başında da söylemiştim. Toplam fark yarım açı ve trigonometrik denklem bu hafta tamamlanmış olacak ve biz trigonometri tamamlayacağız arkadaşlar. Bilginiz haberiniz olsun. Ondan sonra neye geçiyoruz? Logaritmaya geçiyoruz. Bu arada çaktırmadan da cumartesi akşamı ee, odaya boyadım. Arada böyle bir, bir gün içerisinde akşam kızımla odaya boydum. Bak dur göstereyim ışığı açayım. Böyle gıp grip bir oda oldu. <laughs> gıp gıri bir oda oldu. Ee, tam böyle istediğim bir renkti. Ama biraz böyle Temizle çalıştık ya Allah şükür <laughs> eşim çok kızmadı bu sefer. Bir kere bir yeri boyamıştım da çok kızmıştım. bu sefer hiç kızmadı. E, renk böyle tam istediğim gibi böyle ufak ufak da böyle motive etmeye çalışıyorum kendimi. Zeynep'le böyle Zeynep Ece'yle benim kızım üstü Zeynep Ece. Onu da güzel güzel boyadık falan derken neyse şu an e, o da bu şekilde gıp gri bir odam var. Çok mutluyum. Kampımız da devam ediyor. Şimdi dur bir kalkayım şu ışığı kapatayım açayım. Tekrar derse devam edelim tamam mı? Heh, şimdi oldu tamam. Şöyle renkler de alengirli ya bu YouTube camiası da bir farklı ya vallahi yemin ediyorum size. İnsan böyle bir ben de özeniyorum özenmiyor değilim. E, yapsam yaparım. <laughs> Salıp bir gitsin basarım parayı. Yaparım hepsini de sıkıntı o da değil. Böyle ulan olacak mı olmayacak mı devam edecek miyim yetmeyecek miyim kendimi böyle denemeye de çalışıyorum ama hep de yapmaya çalışıyorum. Ufak ufak eklemeler yapıyorum kendince. Bir kere de yapmıyorum açıkçası bir kere de yaparsam sonra <laughs> bir şey olur başımıza bir şey gelir at parayı çöpe yapmayalım diye yapmıyorum yani o kadar masrafa girdik bir de aa, kameraya verdik ona verdik buna verdik şöyle bir site iyice kendini güzelleştirsin sayımız biraz da artsın ama bir 10 Şimdi planım şey 10K'da bir kamera almak. 10K'da kamera alacağım. Yani o net kafamda belli de. 10.000 olduğumuzda kamerayı da değiştireceğim. O zaman daha böyle beni belki daha güzel görürsünüz, daha yakışık görürsünüz falan dermişim. Lan malzeme belli ama neyse. Şimdi neyse şöyle hafif biraz şey yapalım da sohbet edelim de soru kısmına ancak geçeriz diye. Şimdi bizim kaç tane sorumuz kaldı? E ee, iki tanesini yaptık. 3 kaç tane vardı? 5'ten başta. İşte 2 4 6 8 10 12 14 15. İki tanesini yaptık. Yine bak uğurlu sayım kadar sorumuz kalmış. Bir 13'ü yine bulduruyoruz. Hadi bakalım şimdi son 13 sorumuz. Bu 13 sorumuzla da beraber ters trigonometrik fonksiyonları ve 11'isinin konularında ne yapıyoruz? Tamamlıyoruz arkadaşlar. Biz ne diyemiştik? Ters trigonometrik fonksiyonlarda isim veriyoruz. Tek çözüm bu. Net Ters trigonometrik fonksiyonlar gördüğün zaman, arc soru gördüğün zaman hemen arc gördüğün her şeyi ne yapıyorsun? İsim veriyorsun. O zaman sen buraya alfa de, buraya beta de. Tamam mı? Buraya da beta de. O zaman bu kızan sana ne soruyor güzel kardeşim? Kosinüs alfa artı beta'yı soruyor diyebilirsin. Şimdi o zaman ne yapıyorduk? İçi dışını yer değiştiriyorduk. Kosinüs alfa o zaman 1 bölü kök 26 geldi. Aynı şekilde kosinüs beta da buradan ne geldi? 5 bölü kök 26 geldi. Hemen ne yapalım? Üçgen çizelim. Burayı alfa diyelim. 1 hop sallama. 1 burası kök 26 oldu. O zaman burası nedir? 5'tir. Aa sürpriz. Bak kosinüs beta neymiş? 5 bölü kök 26. O zaman buraya beta yazalım. Bak komşu bölü hipotenüs. Vay oldu. O zaman alfa beta toplamı 90 dereceymiş. O zaman kosinüs 90'ı soruyormuş bu bana. Kosinüs 90'da nedir o güzel kardeşim? Sıfırdır diyebiliriz. Bu da 7. sorumuzun çözümüydü. Geldik 8'e. Kosinüs ark sinüs x ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? demiş. Değil mi? Evet. Kosinüs ark sinüs x ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bak şimdi burada bir sayısal değer sormuyor aslında. İfadesinin x türünden eşitini soruyor. Tamam mı? Şimdi biz ark gördüğümüzde hemen isim veriyoruz. Sen kardeşim alfa'sın diyoruz. Bu adam bana kosinüs alfayı soruyor diyoruz. Tamam mı? Kenara geçiyoruz. Diyoruz ki ark sinüs x eşittir alfa ise bu ikisini yer değiştiriyoruz. O zaman sinüs alfa eşittir x'tir diyoruz. Sinüs alfanın x olduğu bir üçgen çiziyoruz. Alfa dedim, karşı dedim, hipo dedim. O zaman burası kök içine 1 eksi x kare dedim. Kosinüs nedir? Komşu bölü hipotenüstür. O zaman kosinüs ne geldi? 1 eksi x kare geldi. Gördüğün gibi biz ne bulduk? Bize sorduğu ifadenin x cinsinden değerini bulduk. Tamam. Hadi bakalım. Geldik 9'a. Bu ne şimdi? Eşitliğini sağlayan x'in pozitif değerini bulmuş. Hiç fark etmiyor. Sakin. Ark gördüğün şey isim veriyorsun. Bu da alfa. Hocam bu da beta mı? Hayır lan. Olur mu? O da alfa. Eşitler ya. İç ile dışını yer değiştir. O zaman sinüs alfa ne yaptı? 2x yaptı. Peki kosinüs alfa ne yaptı? O da x yaptı. X'in pozitif değeri. Şimdi ben bu, buradan sonra soru iki türlü çözebilirim. Mesela istersem şey derim. Hocam s kare artı c kare 1 değil mi? 1. E o zaman 2x'in karesiyle x'in karesini toplarsam 1 yapar. O zaman 5x kare 1'dir. x o zaman burada ne gelecektir? 1 bölü kök 5 gelecektir diyebiliriz. Ya da istersek bir tane üçgen çizeriz. Sinüs alfa 2x'miş. Buna alfa deriz. Sinüs alfa 2x'miş. O zaman buraya 2x yazdım. Hipoya 1 yazdım. Şimdi niye hocam orası 2x'e 1 oldu? Sinüs alfa neydi? Karşı bölü hipotenüstü ya. Burası 2x olursa orası da 1 olursa. Evet oldu. Kosinüs alfa ne? Komşu bölü hipotenüsten. O da tuttu. Bak buradan Pisagor yaparsın. X kare artı 4 x kare eşittir 1. Buradan da aynı şey gelir. Bu 1 olsun. Olur mu? İstersen buna da 2 de. 2 farklı çözüm olmuş olur. Geldik 10. sorumuza. Art gördün her şeyi isim veriyorsun. Bak bu alfa diyorsun. Bu beta diyorsun. Şimdi bunlar farklı farklı. O zaman bana ne soruyor? Sinüs alfa 5 bölü 13 müş. Tanjant beta da 12 bölü 5'miş. Bana alfa artı betayı soruyor. Biliyor musun sinüs ne zaman 5 bölü 13? Hangi açıda? Bilmiyorsun. Biliyor musun tanjant ne zaman 12 bölü 3? Bilmiyorsun. O zaman burada bu tip sorularda genelde buradan bilmediğim bir açı var. Bak ben buradan ne düşüneyim? Şunu bir üç kere çizeyim bakalım be. Tamam mı? Sinüs alfa. 5 13, 12. Tanjant beta neydi? 12 bölü 5. Bak burası betaymış. Genelde bunlar bu şekilde çıkacaktır. Tamam mı? O zaman aslında alfa ile beta'nın toplamı kaç oldu? 90 oldu. Benim de cevabım nedir arkadaşlar? 90 derecedir diyebiliriz. Bu da 10. sorumuzun çözümüydü. Yani tırsıp da yol soruyu yarıda bırakma. Devam ettir soruyu. Tamam mı güzel kardeşim? Şimdi geldik 11'e. Fonksiyonun en geniş tanım aralığı nedir diye sormuş. Bu fonksiyon içini süslemiş püslemiş. Bak şimdi fonksiyon için ne kadar süslerse süslesin. Sonuçta ark kosinüsün içerisi ne olmalı? Eksi 1 ile 1 arası değerli almalı. Çünkü biz sinüsün içerisine açı yazıyoruz, karşılığında değer görüyoruz. Arkın içine, değil mi? Ark sinüsün içerisine bu sefer değer yazıp ne görüyoruz? Açı buluyoruz. O zaman ark sinüsün için yani burası ne olmalı ya da ark kosinüs neyse o artık o ark kosinüs, tamam? Burası da ark kosinüs olacakmış. Öyle yapalım. Fark etmiyor gerçi. Hepsinin aynı. Ark kosinüs için ne olmalı? Değer olmalı. O zaman benim burası değer olmalı. O değer de ne? Eksi 1 ile 1 arasında. O zaman 3x eksi 13 bölü kaç arası? 5. Sonra burada x'e ulaşalım. Eksi 5 ile 5 arasında. Sonra her tarafa 13 ekleyelim. 8 ile 3'e de bölelim. 8 bölü 3 ile 18'e ile 6 arasında. O zaman x hangi aralıktaymış? 8 bölü 3, 6 kapalı aralığındaymış. Bizim fonksiyonumuz en geniş tarım aralığı. x elemanıdır diyelim. Tamam. Geldik 12'ye. İstisnasız itirazsız ark gördüğüne isim veriyorsun. Sen kardeşim alfasın diyorsun. Bu adam sana tanjant 90 eksi alfayı soruyor. E tanjant 90 eksi alfa ne demek? Kotanjant alfa demek. Tamam. E sen buradan sinüs alfanın da 1 bölü 3 olduğunu söyleyebilir misin? İçini dışını yer değiştirsen. Söylersin. Çizersin üçgen. Sinüsten kotanjanta geçersin. Sana bir trigonotik oran verip başka bir trigonotik oran sorulduğunda yapacağın iş bu. Kotanjant alfa ne? Komşu bölü hipotenüsten cevabımız ne gelir? 2 kök gelir diyebiliriz. Bu da 12. sorumuzun çözümüydü. Geldik 13'e. Benim en sevdiğim sorulardan bir tanesine. Ben bu soru tipini size fonksiyon tersini anlattım zaten. Logaritma da olabilir o. Ters trigonometrik fonksiyon ya da fonksiyon da olabilir. Bakın size bunun tersini sorabilir. Tersini sormak istediği zaman benim eğer ki özel fonksiyonlarsa yani isimleri olan fonksiyonlarsa içiyle dışını yer değiştirerek hareket etmek gerekir. Yani anlatmak istediğim şey şu. fx eşittir y ise sen ne yapacaksın? Şu ikisini yer değiştireceksin. O zaman f'in tersine y eşittir x'tir mantığıyla ilerleyeceksin. Senin yapacağın iş bu. O zaman biz bu tip sorularda tanjant, kotanjant yani trigonometrik fonksiyonların tersini alırken logaritmik fonksiyonu ya da üstel fonksiyonların tersini alırken yapacağımız iş bu. İçini dışını yer değiştirmek. Bak şimdi önce tersini almak istediğim fonksiyonu yalnız bırakalım. Yani şu arkadaşı yalnız bırakalım. Yani bu dördü bu tarafa bölüm olarak atalım. Ne oldu? Y bölü 4 eşittir. Tanjant. X eksi 1 bölü 3 geldi mi? Geldi. Şimdi ne yapıyoruz? İçiyle dışını yer değiştiriyoruz. Amacımız X'e ulaşmak çünkü. X eksi 1 bölü 3. O zaman ne oldu? Ark tanjant Y bölü 4 oldu. Sonra da ne yapalım? Bu 3'ü buradan alalım buraya getirelim. Sonra eksi 1'i de buradan alalım. Artı 1 olarak buraya getirelim. Ne yapmış olalım? X'i yalnız bırakmış olalım. Yani aslında F'in tersini bulduk x gördüğümüz yere y, y gördüğümüz yere x yazarak fonksiyonun tersini almış olduk. Böyle sile sile de soru çözdük. Anlaştık mı? Tersini almak istediğiniz fonksiyonu önce yalnız bırakıyoruz. Sonra içi dışını yer değiştiriyoruz. Bak geldik 14'e. 14'te bize demiş ki fonksiyonun en geniş tanım kümesi. Yine aynı mantık. Bu arkadaş nerede? Eksi 1 ile 1 arasında. Tamam artık. Soruları tekrarladık sayılır. Konu bitti çünkü. O zaman eksi 3 ile 3 arasında olacak. 2x artı 5. Eksi 8, eksi 4 ile eksi 1 arasında olacak. X'imiz. O zaman x hangi aralıktaymış? Eksi 4, eksi 1 aralığındaymış diyeceğiz. 14 sorumuz için. Geldik 15'e. Fonksiyonu tersini alınız. Tersini almak istediğim fonksiyon senin tanjant, kotanjant yani trigonometrik fonksiyon ve logaritmik fonksiyonsa biz ne yapıyorduk? İçi dışını yer değiştiriyorduk. O zaman önce şunu yalnız bırakalım. O zaman ne oldu? Tanjant x eksi 3 eşittir. 3 eksi y yaptı. Bunu bu tarafa attım, bunu bu tarafa attım. Yer değiştirdim. Şimdi içiyle dışını yer değiştiriyorum. O zaman ark tanjant 3 eksi y eşittir. x eksi 3 yapacak. 3'ü de öbür tarafa attım. x'i yalnız bırakmış olduk. 3 artı ark tanjant 3 eksi y oldu. Şimdi artık f'in tersinde x eşittir. Buraya da x çaktık mı sorunun çözümünü bulduk demektir. Anlaştık. Bu da 15'in sorumuzun çözümüydü. İfasın değerini bulunuz demiş. Ark gördüğümüz her şeye isim veriyoruz. Buna da isim verdik. Alfa dedik. Kotanjant pi eksi alfayı soruyor dedik. Kotanjant alfa dedik. İkinci bölgededir dedik. Eksi olacak dedik. Şurada change yapıyoruz. Kosinüs alfa 4 bölü 5 oluyor bir orandan diğer orana geçmek için ne yapıyoruz? Üçgen çiziyoruz. 4, 5, burası 3, bu açı alfaydı. Kotanjant nedir güzel kardeşim burada? Komşu bölü karşı. 4 bölü 3. Yalnız benim eksim var. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? Eksi 4 bölü 3 oldu diyebiliriz. Bu da 16. sorumuzun çözümüydü. Geldik son 3 sorumuza. Ama mantık hep aynı. Bak art gördüğün her şeyi isim veriyorsun. Buraya alfa diyorsun. O zaman kosinüs 3 pi bölü 2 eksi alfadan yürüyorsun. Çözümünü yapan arkadaşlar cevabı aşağıya yazsın bakalım. Bu artık size kaldı. Ben bunu ellemeyeyim. Tamam mı? Bunu sorunun çözümü sizde. Bu sorunun da çözümü sizde. Yok yok hadi bunu ben yapayım. Tamam hadi ben yapayım. Çok da vurmayalım. Sinüs 2x'in ne olduğunu söylemiş. 2 sin x cos x olduğunu söylemiş. Ama tamam işte aynı mantık. Ark gördüğümüzde ne yapıyoruz? İsim veriyoruz. Kardeşim sen alfasın diyoruz sinüs 2 alfayı soruyor bana diyoruz. Ben ne biliyorum? Kosinüs alfanın 4 bölü 5 olduğunu. Peki sinüs 2 alfa ne demektir? 2 sinüs alfa kosinüs alfa demektir. Nereden biliyorsun hocam? Bak yazmışım buraya. 11. sınıftaki öğrenciler belki çözüyordur. Şu an izliyorlardır diye. O yüzden böyle bir info vermiş. Hani normalde bu yarım açıdan sizin bunu bilmeniz gereken bir şey. Kosinüs alfa 4 bölü 5 ise o zaman bir tane üçgen çiziyorum. Bu 4, bu 5, bu 3. Tamam işte hocam. Buradan çekeriz. Sinüs nedir? Karşı bölü hipotenüs. 3 bölü 5. Kosinüs nedir? 4 bölü 5. Bir de ikimiz var burada. Tamam sonra bitti. 24 bölü 25 nokta net. Geldik 19'a. Dersimizin son sorusuna. Denklemin çözüm kümesini bulunuz demiş. Bu 2'nin burada benim çok hoşuma gitmedi. Bu iki benim canımı sıktı. Bu ikiyi buradan aldım. Bu ikiyi buradan sildim. Buraya bölüm olarak getirdim. Değil mi? Normalde bu buradan böyle geçecek. Değil mi? O zaman bu 2'yi sildim buradan. Buraya bölüm olarak getirdim. Pi bölü 4 oldu. Ark gördüğün her şey isim veriyorsun. Yani burası pi bölü 4. O zaman şöyle yapalım. İçiyle dışına yer değiştirelim. Yani tanjant pi bölü 4 olsun. O da ne eşit olsun? X kare 4 x eksi 4. E tanjant 45 nedir? 1 midir? E 1'i de öbür tarafa atarsam. X kare 4 x eksi 5 eşittir. 0'dır. Buradan çarpanlar ayırsanız x ya 5'tir ya da eksi 1'dir. Eksi 1, 5 çözüm kümesi bizim sorumuzun 40. dersimizin son sorusuydu. Anlaştık. Hadi bakalım. 40'lara da geldiğimize göre 40'ı tamamladık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.